İnsanda solunum sistemi olaylarından hangilerinin gerçekleştirilmesine görev yapar demiş. Bakın azotlu metabolik atıkları böbreklere taşınması dolaşım sisteminin görevidir. Kanın pH değerinin ayarlanması evet karbondioksit atılarak pH yükseltilmeye çalışılır. Kanın protein ozmotik basıncının ayarlanması arkadaşlar hem dolaşım sistemi ile alakalı hem sindirim sistemi ile alakalı olabilir, sinir sistemi ile alakalı olabilir ama doğrudan solunum sisteminin görevi yoktur. Biliyorsunuz ki protein ozmotik basıncı genelde karaciğerden üretilen maddelerle sağlanır. Aynı zamanda mineraller, su miktarı ile sağlanır. Bunda doğrudan solunum sisteminin görevi yoktur. Cevabımız B seçeneği. İnsan akciğerinde alveol ve kanın akış yönü gösterilmiş bakın. Şimdi burada damar bir şey getiriyor ve onu dışarıya atıyor. Aynı zamanda dışarıdan gelen kana karışıyor. Şimdi burada Y arkadaşlar oksijen, X karbondioksit moleküldür. Kanın akış yönüne baktığınız zaman da bakın şu getiren akciğer atar damarıdır. Şu ise akciğer toplar damarıdır. Biliyorsunuz ki içerik bakımından ters bir mantığa sahiptir. X molekülü karbondioksit, Y molekülü oksijen. X ve Y molekülünün geçişi difüzyonla sağlanır. Çünkü bunlar gazdır. Gazların difüzyonu denilen bir konumuz var değil mi? Evet cevabımız E seçeneği. Hangisi insan solunum sistemi ile ilgili değildir demiş. Plevra akciğer zarıdır. Akciğerlerin üstünü örten çift katlı zar. Diyafram kası göğüs kafesi ve karın boşluğunu birbirinden ayıran nefes alışverişlerimizi kontrol eden en azından kontrol etmemizi sağlayan kaslardan bir tanesi. Bronş arkadaşlar biliyorsunuz ki soluk borusu şu şekilde dallara ayrılır ve bu ilk dallar artık bronşlardır. Daha küçük dallar ise bronşiyoller ya da bronşçuklar. Alveol o en uçta gaz değişiminin yapılmasını sağlayan en temel yapıdır. Tek katlıdır. İşte epitel dokudan oluşur. Akyuvar ise bağışıklık sisteminin elemanıdır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. İnsanda soluk alıp verme ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Soluk alıp vermede Diyafram ve kaburga kaslarının kasılıp gevşemesi etkili olur. Evet bu kasılıp gevşeme nedeniyle soluk alınır ve verilir arkadaşlar. Birinci doğru olacak. Bir olmayanları hemen eleyelim. Solunum hızını, omurilik soğanı ve pons kontrol eder. Pons memelilerde bulunur. Omurilik soğanı dediğimiz şeyin diğer adı da hayat düğümüdür. Burası koparsa ölürüz. O nedenle solunumu kontrol eden yerde burasıdır ve doğrudur. Akciğer ile kan arasındaki gaz alışverişini alveoller gerçekleştirir ki bu da doğru seçeneğimizdir. O nedenle cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Spor yapan bir insanda olayların gerçekleşme sırasının doğru olabilmesi için numaralı olaylardan hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Şimdi bakın spor yaparsınız karbondioksit oranınız artar. Buna bağlı olarak pH'ınız düşer. Holmes ve omurlik soğanınız uyarılır. Ve bu da solunum hızınızın artmasına neden olur. Çünkü o karbondioksitten bir an önce kurtulmanız gerekir. Şimdi sırayı değiştirmemiz ve mantıklı hale getirmemiz için 3 ve 4'ün yeri değişmeli. Hangisi soluk alıp verme hızının artışına neden olmaz? Kandaki karbondioksit miktarı artarsa pH düşer. Bundan dolayı pons ve omburilik soğanı uyarılır ve soluk alışverişiniz hızlanır arkadaşlar. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça oksijen miktarı azalacağından dolayı hem solunum derinliğiniz hem de birim zamanda aldığınız nefes sayısı arttırılır ki dengelenebilsin oksijen miktarı. Adrenalin sempatik tiroksin de metabolik hızı arttırdığı için arkadaşlar hızınız artar. Kan pH değeri düşmesi A şıkkıyla aynı yorum. Herhangi bir nedenden dolayı pH'ınız düşerse mesela karbondioksit artışı, hidrojen konsantrasyon artışı Pons uyarılır arkadaşlar ya da omurilik soğanı ve soluk alışverişiniz hızlanır. Oksijenin düşmesi belki ama yükselmesinin arkadaşlar doğrudan bir etkisi yoktur. O yüzden cevabımız D seçeneği. Hemoglobin hangileriyle bağ oluşturabilir demiş. Bakın şimdi hemoglobin oksijenle birleşir oksihemoglobine oluşturur. Karbondioksitle birleşir karbamino hemoglobini oluşturur. Şimdi bunlar alüvan içerisinde. Fakat şu hidrojeni öğrenci arkadaşlarım şuradan bilmesi lazım. Bakın H2CO3 karbonik asit alüvan içerisindesiniz. Ne yapıyordu? Bir karbonat ve protona ayrılıyordu. Bir karbonat plazmaya çıkıyordu ama bu proton plazmaya çıkarsa çok yoğun bir şekilde bu bizim ölümümüze neden olabilir. Çünkü protonun kanı asitleştirme gücü çok yüksek. O yüzden ne yapıyor? Hemoglobin içeride bunu da tutuyor ve bu şekilde arkadaşlar akciğere gidiyor. O yüzden hidrojen, karbondioksit ve oksijen hemoglobinle reaksiyona girebilir. Yani tepkimi oluşturabilir. Tabii ki bunlar tersinir reaksiyonlardır, zayıf reaksiyonlardır. Öyle hemoglobin bu üçüne de sıkı bağlanmaz arkadaşlar. Gerektiğinde bırakmasını bilir. Azot ise çözülmüş halde taşınır. Hemoglobine bağlı değildir. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Soluk alma süreciyle ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur demiş. Bakın diyafram kasınız normalde t eşittir sıfır an olsun bu. Nedir? İşte kubbe şeklindedir. Ama siz nefes alacağınız zaman diyafram kasınız düzleşir. Yani öyle düşünebilirsiniz. Bundan dolayı yukarısı bakın göğüs aşağısı karın. Göğüs hacmi artar, göğüs basıncı azalır. Ama tam tersi pv çarpımı değişmesin diye karın hacmi azalır, basınç artar. Tamam mı? Ve nefes alırken arkadaşlar nasıl ki diyafram kasınız kasılıyorsa göğüs kaslarınız da kasılır ve yukarı doğru hareket eder. Öne ve yukarı. Yani göğüs hacmini arttırmaya yönelik adaptasyonlar bunlar. Şimdi bakın kaburga kasları gevşemez kasılır. Diyafram kasının kubbeleşmesi gevşeme demektir. Göğüs boşluğunun hacmi artar. Göğüs içi basınç azalır. Karın içi basınç, göğüs içi basınç azalıyorsa o artar zaten. Bakın cevabımız D seçeneği. Yani şunu çizmeyi alışkanlık haline getirirseniz bu soruları çok rahat yaparsınız arkadaşlar. Yoğun egzersiz yapan bir insanda aşağıdakilerden hangisinin artması beklenmez demiş. Bakın karbondioksit miktarınız arttığı zaman pH değeriniz ne olur? Azalır. Dolayısıyla bir de buna laktik asidi de eklediğiniz zaman pH daha da azalacaktır. Doğru mu? Şimdi bunlar karbondioksitin artması zaten soluk alışverişini hızlandıracaktır. Ve diyafram kasının kasılıp gevşeme hızı yani birim zamanda aldığınız e, solunum miktarı artacağından dolayı bu da artacaktır. Peki kaslarda kullanılan oksijen artacak. Ama kan pH'i ne olacaktı? Azalacak ve ponsomulik soğanı bu sayede uyarılacak. O yüzden cevabımız C seçeneği. Atmosferden alınan hava alveol kılcallarına ulaşıncaya kadar yapılarından hangilerinden geçer? Bakın soluk borusu bronş, bronşiyoller ya da bronşçuklar ve ne yapacaktır? Alveole kadar gelecektir. Doğru mu? Burada akciğer atardamarından bahsettim mi? Hayır. O zaman cevabımız ne oldu? 1 2 3 bu yol. Klasik arkadaşlar solunum gazlarının vücuda giriş yolu. Kılcal damarda bir madde değişimi olmuş ve gördüğünüz gibi oksihemoglobin artmış. Yani hemoglobin oksijene bağlanmış. Burası neresi arkadaşlar? Tabii ki akciğer hocam. Akciğerde oksijen bakımından zenginleştirilir kan. O yüzden cevabımız A seçeneği. İnsanlarda soluk verme sürecinde grafiklerinde verilen değişimlerden hangileri gözlenir? Şimdi soluk verdiğiniz zaman Burası göğüs, burası karın. Bakın diyafram kasanız kubbeleştiği için göğüs hacmi azalıyor değil mi? Burada basınç ne oluyor? Artıyor. Hava dışarı itiliyor. O zaman karın tam tersi. Karın hacmi artar. Basınç ne olur? Azalır. Bakın göğüs boşluğunun iç hacmi azalmış. Karın boşluğunun iç basıncı azalmış. Akciğer hacmi azalmış. Bu yanlış oldu alveollerdeki karbondioksit miktarı nefes verdiğin için bu atmosfere gitti. Karbondioksit atmosfere çıktı. Dolayısıyla azaldı. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 ve 2.